Bugün Arife, yarın bayram. Siz bayram alışverişi yapabilecek misiniz bugün? Yapamayacağız. Ancak ihtiyacımızı karşılayacağız. Ne heyecan var, ne telaş var. Zaten bir şey alamıyorsun. Yani millet kendi için uğraşıyor, hani yiyeceği için uğraşıyor. Kimse bayramın derdinde değil. Bayram sofrası kurmak lüks artık dar gelirli için. O yüzden bayram öncesi alışveriş de günlük sofralar için yapılabildi ancak. Çünkü semt pazarları kapalı, marketlerde ise fiyatlar çok yüksek. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Hiç yapmadık. Günlük yiyeceklerimizi alıyoruz, o kadar. Bayram alışverişi ne olacak? Kalacak. Ne var ki, neyi ne yapalım? 17 gün evde kapalı. Millet ne yiyor, ne içiyor ki? Arayıp sorayım var mı? Yok. Yok, emekliye 100 lira zam yaptık. Yok efendim, işte 100 lira fark yaptık. Nedir yani? Bir gitsin bakalım markete, bir 100 lira ne geliyor? Sebze meyve tezgahı rengarenk, çeşit çeşit ama bu çeşitlilik ne yazık ki mutfaklarda görülemiyor. Sebze taneyle de olsa mecburen alınıyor ama bayramda bile meyveyi almak çok zor. Çünkü en ucuz meyvenin fiyatı 7 lira 99 kuruş. Çok pahalı. Çok pahalı. Emekliyiz. Zar zor. Kiramız yok. Gene de zor geçiniyoruz. Bayramın olmazsa olmazı bayram kahvaltısı ama kahvaltı keyfine de pahalılığın gölgesi düşüyor. Beyaz peynirin kilosu 30 liradan başlıyor. 57 liraya kadar çıkıyor. Acaba ne alacağız? Bak yarım kilo zeytin alabileceğiz. İşte... Peynirler, sucuklar, ekler. Yok henüz o reyona bakmayacağız. Yüksek ve yükseliyor, devamı da yükseliyor. Ne enteresansa 2 gün evvel aldığım kıyma ile bugünkü aldığım kıyma arasında fark var. Bu bayram kırmızı et zor yer bulacak sofrada. En azından ağzı tatlansın isteyenlerse ucuzu için uzun kuyruktaydı. Eskişehir'deki bir tatlıcı indirim yaptı. Ucu gözükmeyen sırada salgın unutuldu. 9.45'te geldim, şu an saat 11.50. Yani 2 saattir buradayım. Sabah 8'den beri bekliyor, 2 kilo veriyor. 2 kilo alıyor, hesap et yani. Sadece sofrasından eksilten tüketici değil, bayram alışverişinin İstanbul'daki kalbi Eminönü'nde de esnafın gözü eski bayramları arıyor. Normalde yine aslan yeri düşmez burası. Sadece turistler var. Gıda alışverişi yapmak serbest. İşte bu yüzden Eminönü'ndeki dükkanlar da açık ama herkesin sadece evinin yakınındaki dükkana gitmesine izin var. İşte bu yüzden turistik bir bölge olan Eminönü'ne gelen yok. Esnaf zor durumda. Para yok, pul yok, hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok kızım ya. Yarın bayram, bayramda da birlikteyiz efendim, onu da söyleyeyim. Bayram boyunca da daha fazla haber almanız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ve doğru haber ve sağlıklı yorum manşetlerimizi yine burada göreceksiniz. Pes etmeyen kazanır. Bugün şöyle kısaca bir özet yapmak istiyorum. Günün önemli konularından biridir. Saygı Öztürk, Mehmet Ağar'la konuşmuş. Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan sonra Mehmet Ağar bir soruyu yanıtlamış. Bakalım neymiş. İddiaların odağındaki Mehmet Ağar sözcüye konuştu. Dokunulmazlığım yok, beni soruştursunlar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Bodrum'da Marina'ya tehditle el koyduğunu söylediği Ağar şunları anlattı. Madem tehditle el koyduysam bu kişinin, yani Mübariz Gurbanoğlu, tehdit davası açması gerekirdi. Ben rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Gurbanoğlu'nun en az 10 sefer Fethullah Gülen'e gittiğini biliyorum. Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl oldu, siyaseti bırakalı da 15 yıl. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok. Biz buradan uzaklaştırınca mafya çökecek diyor. Saygı Öztürk de bugünkü yazısında, röportajında belirtiyor. Mehmet Ağar yalnızca Marina konusundaki iddialara yanıt vermiş. Diğer konulardaki iddiaları da onun yeri ve zamanı şu anda değil ama bu konuyu şu anda cevaplamak istiyorum demiş efendim. Bu arada Sözcü gazetesinin birinci sayfa editörleri bu özel röportajın Mehmet Ağar'ın sözlerinin yanında Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Sedat Peker yorumunu da birinci sayfada değerlendirmişler. Susurluğu biliyorduk, bunlarınki susuzluk diyor efendim. Yani aslında... Bir susuzluk sarmalından bahsediyor deneyimli gazeteci yazar. Ve açılma kapanma. Şunu söyleyelim. Bu bayram tatilinden sonra da bir anda böyle açılıverme. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Kademeli ve kontrollü normalleşme geliyor.
sıralı borçlarımız var. Bağkurumuz devam ediyor, kiramız devam ediyor. Kız evlendirdik, oğlan evlendirdik. Borcumuz çok. 52 günden kalan borçlarımızın altından kalkamadık da. Ayın 17'sindeki takvim yaprağımızda ne var biliyor musunuz? Ödeyeceğimiz kredi var, kiramız var, sağa sola olan borçlarımız var. Önümüzde bayram var. En azından bu bayram döneminde kırtasiyeciler, kuaförler, berberler, çiçekçiler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular, manifaturacılar, ayakkabıcılar, oyuncakçılar, şekerciler, bari bunları iki gün bari açık bırakın. Yeni bir karar alınmazsa 17 Mayıs'ta tam kapanma yasağı bitiyor. Ama borç yükü altında ezilen küçük esnafın, esnaf temsilcisi Teskin ve siyasetin bir çağrısı var. Arefe ve bayramda iki günlüğüne bile olsa kapalı esnafın dükkanını açabilmesi. Bizim özel günler olması olmasınız. Sevgililer günü, anneler günü, iki tane dini bayram. Bunlar da 16 aydır kapalı. Bunun için en azından dedik, Arife ve bayram günü bu sektörler açık olsun. Başkanın önerisine bizim siyasilerin destek olması düşer. Ama çok başından bu düğme yanlış iliklendi. Kuaförü, terzisi, tamircisi, kırtasiyecisi, özetle birçok küçük esnafın tek isteği yalnızca iki günlük açılmak. Aslında bu iki günde yapacakları kazanç borçlarını ödemeye yetmeyecek ama amaçları yalnızca bayram harçlığını çıkartmak. Maalesef öyle bir duruma düştük ki en azından yarın içinde bir bize fırsat verirlerse bir çalışma imkanı çok iyi olur bizim için. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mahalle sınırlarında alışveriş yapmak kaydıyla, yani kontrollü, iki günlüğüne kepenklerin açılmasını talep ediyor. İyi Parti lideri Akşener'de, esnafla buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu da. 16 aydır hiçbir şekilde kapılarını açmayan işletmeler ve bunların çalışanları var. Çoğumuz ciro kaybı desteğinden, kira desteklerinden yararlanamadık. Bugün bir esnaf arkadaşım telefon etti. 1100 lira aldım dedi. Bankada icra uygulandı. Bitmek üzere olan meslekler içine giriyoruz biz terziler. Biz çıkmazın içindeyiz açıkçası. Evet, size projemizden vazgeçmeyiz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz. 1500 esnafımızın bayram öncesi yüzünü güldüreceğiz. Küçük esnaf bayramda iki günlük muafiyet beklerken Gölbaşı Belediyesi de ilçe sınırlarındaki 1500 esnafa bayramda can suyu olacak projesini hayata geçirdi. Biner liralık nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Esnaf çok zor durumda efendim. Bu pandemi zamanında en fazla zorlanan ve en çok bedel ödeyen onlar oldu. Sırada bir işsizlik haberi var. Özellikle de genç işsizler. Ama genç işsizler demişken Yaren Öztürk ve Şizen Öztürk ikizler. Onlar da bugün doğum günü kutluyorlar efendim. Onlara da sağlıklı ömür dileyelim. Sözcüden pencereye geçelim. Bir dönem TÜSİAD Başkanlığı da yapmış iş insanı Ümit Nazlı Boyner. Pencerenin manşetinde konuşmaya korkuyorlar diyor. Eski TÜSİAD Başkanı ve iş insanı Ümit Boyner, iş dünyasının toplumsal ve siyasal konularla ilgili konuşmakta çekimser kaldığını söyledi. Belki de korktuğu bir gerçek dedi. Ümit Boyner, iş insanlarının suskunluğuna ilişkin değerlendirme yaptı. Bunun toplumun genelinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Boyner, konuşmanın ekonomiye ve topluma bir faydası olacağına dair inanç azaldı. Bu inanç azalması da sadece iş insanlarıyla sınırlı bir refleks kaybı olarak görülmemeli. Sivil toplum, özgür basın, demokratik kapsayıcı kurumlarda son 5 yılda ciddi bir erozyon yaşandı. Bunu da hesaplamalıyız dedi. Ne dersiniz Ümit Nazlı Boyner'in sözlerine? Mesela siz korkuyor musunuz efendim konuşmaya? Ya da Türkiye'de işte düşüncelerini ifade etmeye ya bir kaygınız, bir tedirginliğiniz var mı? Başıma bir şey de gelir diye. Mesela ne gelebilir? Hapse gidebilirsiniz. Vergiciler gelebilir. Başka işte onu söylemek bile istemiyorum da o da var. Çok çeşitli türlü geçmişte örneklerini yaşadığımız karanlık olaylar, onların daha fit dayaklar, sokakta linç kültürü söz konusu. Ne gelebilir efendim mesela Türkiye'de? Özgürce konuşmak isteyen insanların başına. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu anayasamızda yazılı. Ve sizler, kameraman kardeşlerim, ben ve hepiniz bu ülkenin özgür ruhlu bireylerisiniz, bireyleriyiz. Anayasamız bizim haklarımızı teminat altına almaktadır. Bunları da hatırlatmak isterim. Ve Yelda Kırçuval bu kitapla ilgili bana imzalamış. İçinde not da var. Teşekkür ediyoruz. Zaman hiçbir şeyi değiştirmez. Değişimi sağlayan insanlardır derken. Sil baştan yaz hayatı Nermin Yıldırım. İçinde küçük mektupta
vardı. O da düşmüş efendim. Türkiye'nin temel sorunu ekonomi ise en çok üzerinde durmamız gereken husus işsizlik. Özellikle de genç işsizlik gerçekliği. Vallahi selektir. Nasıl lan? Vallahi selektir. Sevinç yıldızları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için. Ülkeden ayrılacakları için. Bu gece gözüme uyku girmedi. Amerika'da yaşamak ve çalışmak için green card başvurusu yapan gencin o başvurusunun kabul edilmesi ve sonrasında arkadaşlarıyla yaşadığı mutluluk. Muhalefet gençlerin Türkiye'den gideceği için sevinmesi acı diyor. Bu gençler başka ülkede çalışma izni, yeşil kart aldım diye bu kadar sevinmesi bu normal bir şey mi? Part time işte çalışıyordum yemekhanede. Hani ona da ara verdik. Şu an hiçbir şekilde çalışmıyorum. İş de arıyorum ama yok. Ne iş olsa yapacağım hani ben bunu istiyorum ama herhangi bir şekilde bana dönüş yapılmıyor. TÜİK'in açıklamasına göre genç işsizlik %25. Yani resmi rakamlara göre bile her 4 gençten biri işsiz Türkiye'de. 5 yıldır atanamıyorum. Atama bekleyen bir sağlıkçı. Verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum. Şu an iş başvurularına geliyorum. Nereye başvuruyorsun? Birçok yere ya. Ondan bekliyoruz mecbur. Önümüzü göremiyoruz burada yani. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalite konusunda kendini ispatlayan gençlere iş var demişti. Ama milyonlarca lise, üniversite mezunu genç iş arıyor. Bazıları da çareyi yurt dışına gitmekte. Kaç yaşındasınız? 23. Şu an uğraşıyorum sana gitmek için. Nereye gitmeye çalışıyorsun? İtalya. Ne iş yapacaksınız orada? Yani restoran, döner. Türkiye'de de var restoran, döner. Ama o geçim sağlamıyor Türkiye'de. Yani o geçim bulamıyoruz burada. Anestezi teknikeri mezunuyum. Özel hastanede asgari ücret alıyorum. Nereye gitmeye çalışıyorsun? Almanya, akrabalarım var. Onlarla beraber görüşüyorum. Gitmeye çalışıyoruz da olmuyor. Vallahi selektir. Nasıl lan? Vallahi selektir. İş ve geçim umudunu yurt dışında arayan bir genç de Amerika'ya yaptığı green card başvurusunun sonucunu aldığı anları sosyal medyada paylaştı. Başvurusunun kabul edildiğini öğrenince sevinç çığlıkları attı. Ve CHP lideri gece yarısı o görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm. Hiç durmam yani. Yani bir saniye durmam. Giderim. Önümüzü göremiyoruz ki atanamıyoruz. Okumasan da kazanabileceğin parayı yıllarca emek vererek kazanıyorsun. İnsanı bu koyuyor yani. Bu ülkenin cumhurbaşkanına sesleniyorum. Görmek istediğiniz ülke böyle bir ülke mi? Benim de hayalim yurt dışına gitmek. Bunun için de hani çalışıp para biriktirmek istiyorum. Gençler gelecek kaygısıyla yurt dışına çıkış yolu ararken muhalefet iktidarı sorumlu tutuyor. Gençlere çağrı yapıyor. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın.